tişörtün dünya markası David Gerenzo Avrupa'da 7 günü sunar. Avrupa'da 7 günden merhaba. Sevgili izleyiciler, David Gerenzo'nun sunduğu Avrupa'da 7 günde bugün Almanya'dan iki konuğum var. Kendileri bugün Almanya'dan geldiler ve sizlerin sorularını yanıtlayacaklar. Bu arada yine Avrupa'da 7 günün içerisinde İngiltere'ye doğru gideceğiz. Çünkü Avrupa'da 7 günün İngiltere'de de temsilciliği açıldı. Biliyorsunuz İsviçre'de de temsilciliğimiz açılmıştı. Ve İngiltere'de de İngiltere'deki temsilciliğimizin İlk yaptığı işte İngiltere'deki vatandaşlarımızı, soydaşlarımızı hukuksal açıdan bilgilendirmek amacıyla hukukçularla bir araya geldiler ve oradan da ilginç bilgiler sizlere aktarılacak. Efendim, bugün programımıza müzikle başlamadık. Bunun bir gerekçesi var. Hepiniz duymuşsunuzdur. Mardin'de önemli bir katliam oldu. İnsanın dili varmıyor. Bunun neden olduğunu, nasıl olduğunu, kimlerin öldürdüğünü anlatmaya ve ölenleri anlatmaya insanın dili varmıyor. Bir tek şey söyleyebilirim. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Ama 21. yüzyılda geldiğimiz şu çağda kinlerin, nefretlerin, eğer aşiret kavgası varsa artık bu kavgaların da sona ermesi gerektiğini düşünüyorum ki kalben sizler de buna katılıyorsunuz. Çünkü giden bir yaşam hiçbir zaman geri gelmeyecek. Dünyadaki en önemli değerdir. Bunu hiç kimsenin unutmaması gerekiyor. Efendim, Güner Çakıroğlu, DEVA Yönetim Kurulu Başkanı, konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Güner Bey. Teşekkür ederim. Ve diğer konuğumuz da Avrupa'da 7 günün hukuk müşaviri İknur Baysu. Kendisi İknur Baysu yine Stuttgart'tan geldi. Bugün İknur Baysu... özellikle ticaret hukukuyla ilgili sorularınızı yanıtlayacak, önemli bilgiler verecek. Sizden ricam, soru soracağınız zaman İknur Baysu'ya sadece ticaret hukuku çerçevesinde soru sorun. Konular dağılıyor çünkü. Buna dikkat edelim. Bunu Almanya'daki izleyicilerimiz için söylüyorum. Ve yine Almanya'dan gelen Güner Çakıroğlu da özellikle von Rister konusunda bilgi verecek. Kendisine de yine sorular yöneltebilirsiniz. Ve haberlere geçmeden önce ben diyorum ki Güner Çakıroğlu ile başlayalım. Önce von Rister'i konuşalım. Ardından da yine Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinde dolaşmaya çıkacağız. Hep birlikte sizler için. Güner Bey, von Rister. Evet. Şimdi bu zaman zaman yani bizi izleyenler arasında bu konuya takip olmaya başlayanlar da var. Ama öyle bir konu ki her zaman konuşulmasında ve daha geniş kitlelere de yayılmasında yarar var. Evet. Şimdi Rister Rente vardı, yani bir emeklilik sistemi. Bu Almanya'da, Almanya'daki Türkler için geçerli. Von Rister nedir ve nasıl uygulanır? Bu konuda sizden bilgi rica edeceğiz. Bu arada sevgili izleyiciler, ekrana telefonlarımız gelecek. Bizi arayabilirsiniz ve bu konuda soru sormak isterseniz hem Güner Bey'e hem de ilerleyen dakikalarda İknur Baysu'ya ticaret konusunda bu sorularınız da yanıtlanacak. Buyurun. Von Rister Rente 2008'de Alman hükümeti Rister Rente'nin devamı olaraktan uygulamaya koydu. Bu uygulamada Rister Rente daha önceden çıkmıştı. Tabii ki Rister Rente de Almanya'da başladıktan sonra Rister Rente yapmak için firmalarda bu Skortla bu imkanlar verilmişti. Skortla da bu paraları fonlara yatırıyordu Fatih Bey. Onun için Almanya'da da veya dünyada işte bu seneki krizin bir başlangıcıyla, geçen sene başlayan bu kriz nedeniyle fonlara birikimlerin tehlikeli olduğunu gördüğü için devlet von Rister Rente olaraktan yatırımı gayrimenkule yatırmak için ve de ileride insanların kendilerine bir ev alması, bir evin olması demek bir vatandaşın emekli olduğu zaman 500 euro ek maaş alıyor demektir. Çünkü ne 500 euro en azından yani Almanya'da ortalamasına göre 500 euro da kira ödemediği için böyle bir hakkın olmasından yapması için de belli bir birikim olması gerekiyordu. Bunun için hükümet çok hızlı bir kararla, zaten basında da çok böyle şey yaptı, Rister von Sparen, Beitrag işlerini yapabilirsiniz. Yani bunda halka da imkanlar verdiler.
riskli rente yaptırmışların von riskli renteye geçişlerinin hiçbir haklarını kaybetmeyeceğini de beyan ettiler. Bunun için 11-2008'de Alman hükümetinin almış olduğu kararla von riskli olaraktan Almanya'da bulunan Bausch bankasalara ve diğer mülkiyetle uğraşan firmalara bu hakları verdiler. Ve çok da iyi bir şekilde başarılı gidiyor bu durum. Evet. Peki biraz daha detaylandırmamızda yarar var. Evet. Von Lister'den yararlananların yaş grupları da var tabii. Yani gençlerin yararlanabilme evet. imkanı var. İşte ev kadınları yararlanabilir mi? Evet. Bunları da konu başlıklarıyla sırayla anlatabilirseniz bize. Lister renti de yani Almanya'da işçi statüsüne sahip olan veya da gençlikte işte Ausbildung'a başlayanlara devlet bu konularda ilk işe başlayan için ekstra bir prim bile devlet uygulamaya koydu. 200 euro ekstra veriyor. Almanya'da oturma müsaadesi olup sosyal haklardan faydalanan herkesin lister renti yaptığım hakkı var. Daha çok burada devletin düşüncesi ev hanımlarının bu duruma daha iyi şekilde gelmesini veya da yapmasını istediği için burada hatta fiyatları da o kadar aşağıda tuttu ki yani bir çay parasına veya da bir kahve bir paket kahve parasına ayda 5 euro ödemekle ev hanımları çalışmıyorlarsa riskli rente yaptırabilirler. Bu çok önemli. Bunu yani vatandaş olarak devlet ne kadar ayda 5 euro ev hanımı parayı bu parayı verirse devlet ne kadar destek veriyor? Şimdi eğer çocuğu 1-1-2008'den önce doğmuşsa çocuk başına 185 euro veriyor. Yılda. Yılda ondan sonra bir de kendisi için 154 euro veriyor. Bunun yanında eğer 1-1-2008'den sonra doğan her çocuğa 300 euro veriyor. Şunu söylemek lazım bu işe bir an önce başlanıp yani Alman hükümeti bu sene bunu veriyor ama gelecek sene bunu belki ikiye katlar. Çünkü vatandaşın yani akımına göre de ona göre bir değerlendirme yapıyor. Daha önce ilk çıktığında 154 euro veriyordu. Rakamlara bakaraktan değil de bunu hak olaraktan yapmak için bir an önce başlamalarında fayda var. Peki tabii rakamlar da önemli. Çünkü sonuç olarak verilen devlet tarafından verilen bir para var. Tabii. Bu bir yani damlaya damlaya göl olur misali. Evet. Aylar ve yıllar sonra gerçekten ciddi bir rakam tutuyor. Evet. Peki eğer bir ev hanımı bundan yararlanmak isterse evet. Eşi yararlanamıyor mu? Eşi de çalışıyorsa durum nasıl oluyor? İkisi beraber de yararlanabiliyor. Eşi çalışıyorsa Almanya'da bir faktör koydular ona. İşte 1%'le başlamıştı. Maaşın brutto'nun %4'ünü devletin vermiş olduğu çocuk avantajları, kendi ailesine vermiş avantajları çıkıp geri kalan rakamı aylığa bölüp 12'ye bölerekten o batırak üzerinden yaptırabiliyor ondan sonra. Yani hem iki hem erkek hem kadın eğer kadın evde oturuyorsa yapabiliyor mu? Tabii tabii yapabiliyorlar. Yani yapmak için hiçbir şey yok ama aile olduğu zaman iki yani karı kocanın birlikte yapmasını devlet daha çok teşvik ediyor. Yani onu şart koşuyor bir yerde. Çünkü aile birliğinde bir arada sağlaması için. Hı hı. Yani o yatırılan paralar karı ve kocaya eşit şekilde mi yansımış oluyor? Tabii. Yani daha çok çocuk primlerini anneler alıyor. Herkesin kendi ferdi primlerini de kendilerine kalmış oluyor. Ama çocuk primlerini annelere veriyor. İsterse anne imza karşılığında BN'de devredebiliyor. Evet. Nasıl devredebiliyor? Yani çocuk primlerini beyimin olsun diyebiliyor. Anladım. Evet. Ama bu primleri von listelerde değerlendirebiliyor. Tabii. Peki von Lister yapan bir vatandaş, evet. Diyelim ki bir çekirdek aile, çocukları da kaç dediniz? 11-2008'den sonra mı? Evet, onlara 300 euro veriyor. 300 euro veriyor. Evet. Şimdi böyle bir durumda, diyelim ki siz 20 yıl Deva Wohnungsbau Gesellschaft olarak 20 yılda kira öder gibi ev veriyorsunuz. Evet, Mietkauf sistemiyle. Mietkauf sistemi veriyorsunuz. Peki, böyle bir durumda, eğer von riskler yapıyorsa bir çekirdek aile bir tane de çocuğu var. Evet. Ve 11-2008'den sonra doğmuş. Dünyaya gelmiş evet. 11-2008 değil mi orada bir hata yapmıyoruz. Yani 1-1-2008'den. Pardon 1-1-2008'den evet. Yasa 11-2008'de von riskli olarak. Ama 1-1-2008 orada bir yanlışlık yapmayayım evet. diye bunu tekrarladım. 1-1-2008'den itibaren de bir çocukları var. Böyle bir durumda o 20 yıllık süre kısalmış oluyor mu? Çünkü bir yandan da böyle bir destek var. Şimdi von Lister renti yaptırmış olduğu kuruma göre biz bunu Allianz Dinestre Bausch Bankası'yla birlikte yapıyoruz. Çünkü devamlı bir partnerlik kurduk. Yapmış olduğu kuruma göre değişiyor ama burada da şu var tabii ki. Değişmeyen bir nokta var. Alman hükümeti bu paraların, Lister renti biriken paraların 10 yıldan sonra vatandaşın kullanımını açıyor. Bulunmuş olduğu şirkete bu emri veriyor. Burada eğer ki kendi oturması için bir ev alması gerekiyorsa, bu da bir Genossenschaft'tan dolayı bir ev almak istiyorsa, vatandaşa 25 bin euroya kadar faizsiz geri dönüşümü olmayan yani.